7 Haziran genel seçimlerinin ardından hükümetin henüz kurulamaması, Türkiye'de tam bir kaos ortamı yaşanmasına neden oluyor. Bir süredir durulan terör olaylarının da belirsizliklerin devam ettiği ülkede patlak vermesi, işleri daha da yokuşa sürmeye başladı. İşte böyle bir dönemde hemen hemen tüm siyasiler gibi AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer de bölgede bir takım ziyaretlerde bulunuyor. Özyer'in bu kapsamda ziyaret duraklarından biri de partisinin Marmaris ilçe teşkilatına oldu. Basın mensuplarının da katıldığı ziyarette ilk konuşan AK Parti Muğla İl Başkanı İhsan Küreci oldu. Küreci konuşmasında son günlerde artış gösteren terör olayları ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Arkadaşlar biliyorsunuz malum operasyonlar var şimdi doğuda. Orada ezilen o derdi o sıkıntıyı çeken Kürt vatandaşlarımız, Kürt kardeşlerimiz var bizim. Biz çözüm sürecini başbakanımızın dediği gibi terör örgütleri için yapmadık. Biz çözüm sürecini oradaki Kürt vatandaşlarımız için yaptık. Türkiye yatırımlarının önemli bir kısmını da doğuya yaptık. Şimdi terör örgütü rahatsız, barajlardan rahatsız, oradaki havaalanından rahatsız. Ama kimse kusura bakmasın, biz zaten onları terör örgütleri için yapmadık. Biz onları vatandaşlarımız için, Türkiye için yaptık. Ve bu anlamda da operasyonlar konusunda biz hükümetimizin ve başbakanımızın sonuna kadar arkasındayız. Kürecinin ardından sözü AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer aldı. İnşallah hükümetimiz kurulur, koalisyon hükümeti bir uyum içerisinde hizmet ederek kaldığımız yerden devam ederiz. Koalisyon hükümeti kurulamasa da biz seçimlere hazırız. Yine vatandaşımızın karşısına çıkacağız. Son sözü vatandaşımız söyleyecek. Özyer açıklamasının ardından Kanal 48'in de sorularını yanıtladı. Özyer kendisine sorulan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Başbakan Davutoğlu koalisyona samimi bakıyor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan buna izin vermiyor söylemi hakkında ne düşünüyorsunuz şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması biraz niyet okumaya giriyor. Bugün bizler koalisyon için üzerimize ne düşüyorsa başbakanımız bu konuda samimi olduğundan hiçbir endişeniz olmasın. Cumhurbaşkanımız şunu diyor. Diyor ki eğer uyum içerisinde bir koalisyon olacaksa kurulsun, olmayacaksa da gidilecek yer erken seçimdir, milletimizin huzurudur. Yani ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum, okuyorum. Çünkü seçim sonuçları bir koalisyon çıkarmıştır ve AK Parti'nin liderliğinde bir koalisyon hükümeti. Yani AK Parti yine hükümeti sen kur ama koalisyon olarak kur. Biz bunu değerlendiriyoruz. Bu şekilde bu çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah uyum içerisinde ve sürdürülebilir bir koalisyonun kurulmasında fayda var. Ancak kurulamazsa tabii ki gideceğimiz yer erken seçimdir. Özyer kötü başlayan 2015 yılı turizm sezonu ile ilgili sizlerin milletvekili olarak ya da AK Parti olarak herhangi bir projeniz ya da çalışmalarınız var mı şeklindeki soruyu ise şöyle yanıtladı. Şimdi turizmde bu sene biraz kayıp var, doğru. Ama o kayıp şu anda biraz daha toparlanmış durumda. Yani aşağı yukarı %7-8'lik tahmin ediyorum. Bazı bölgelerde %5'lik, bazı bölgelerde %10'luk. Bu da en büyük sebep, gerekçe Rusya'nın yaşanmış olduğu krizdir. Ruslarda ciddi bir şey, yani 500 bin bir turistin, Rus turistin gelmesi konusunda bir sıkıntı var. Azalma vardır 500 bin civarında. O da odur. Yoksa bu bölgelerimiz gayet güvenlidir ve bu konulardan, terörden dolayı turizmde bir iptal söz konusu değil. Ve şu anda da toparlamış durumda. İlk başlarken biraz kayıplar vardı. Tabii bu konuda bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. Son günlerde artan terör olaylarının çözüm sürecini nasıl etkilediğinin kendisine sorulması üzerine Özyer, çözüm süreci bitmiş değil, çözüm süreci terör örgütü için yapılmıyor. Orada yaşayan halkımız için yapılıyor dedi. Burada bu suistimal edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iyi niyeti, samimiyetle çözüm sürecini sürdürmesi ne yazık ki hem ihmal edilmiş hem suistimal edilmiştir. Türkiye bu konuda her adım attı ama karşı muhataplar, gerek siyasi partileri gerekse terör örgütü bu konuda hiçbir zaman samimi davranmadı. Doğru olan silah bırakmaları veya bıraktırmalarıdır. Bu konuda hükümetimiz kararlı. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Geçmişten hem badirelerden geçti. Ama çözüm sürecine iyi niyetli yaklaşımı ne yazık ki suistimale uğramıştır. Tabii ki hepimizin üzülüyoruz, canımızı yakıyor.
Yani bugün devletin en büyük görevli, görevi güvenliği sağlamak ülkesinde. Bugün Güneydoğu'daki insanlarımızın, o 20 yaşındaki çocuklarımızın katledilmesi acımasızca, işte kimisi uyurken o güvenlik görevlerimizin, kimisi arkadan, herkes vatan görevini yapıyor da ve bu ülkenin huzurunu sağlamak için görev yapan insanlarımıza yapılan saldırıyı tasvir etmek mümkün değil. Onun için inşallah devlet otoritesi kurulur ve bu bir an önce sona erdirilir. Yani burada hassasiyetimiz çok yüksek. Hakikaten ateş düştüğü yeri yakıyor. Kimse acı yaşamasın bu ülkede, kimse. Her ülkenin vatandaşını kazanmak lazım.